Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir problem göstermek istiyorum. Ve İTÜ'den çok yakın arkadaşım olan Aydın Baran Karagöz gönderdi bana bu problemi. Ve ben de gerçekten çok sevdiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Kendisine bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet, konuma baktığımızda 9 hamlede mat olduğunu söyleyebilirim. Ama ilk soru belki de şu. Acaba beyazlar mı yoksa siyahlar mı mat ediyor? Çünkü birazcık farklı bir problem. Ve... E, beyazdan dikkat ederseniz 5 tane fili var ama hepsi siyahta ve e, mat etmek birazcık zor gözüküyor. Eğer beyazda tabii ki bir tane daha fil olsa mat etmek çok kolaylaşacaktı. Ama burada siyahta giden filler ve beyaz kareler olduğu için acaba e, mat etmek mümkün mü diye beyazlar belki böyle soru değil Ama siyahlarda da bir de şöyle bir şey var. Acaba bu piyonu vezire çıkıp bu şahı e, sıkıştırıp acaba mat edebilir miyiz? Böyle bir İkilemde ikilemde kalıyorsunuz ilk etapta ama tabii ki e, bu mümkün değil çünkü herhangi bir zugzwang yok durumda filleri istediğiniz gibi gidip gelebiliyorsunuz ve herhangi bir A5 hamlesinde ya da belki bu fi, e, bu piyon A3'e gittiğinde istediğiniz gibi zaten vurabiliyorsunuz bu piyona. O yüzden bir sorun yok. Yani burada aslında beyazların 9 hamlede mat ettiğini göreceğiz ama bu piyon yardımıyla çünkü bu piyon olmasaydı beyaz karelerde istediği gibi gidebilirdi ve ya da en kötü ihtimalle kendini pat ettirebilirdi aslında şah fakat a6'daki piyon kendisine bela oluyor. İşte burada sizler de birazcık durdurup düşünebilirsiniz. Beyazlar 9 hamlede matı nasıl yapar? Devam eden arkadaşlar için de burada beyazla hamlemizi yapalım. Acaba nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Şimdi İlk etapta C1, C1, B2 ve A3'ün hatta A1'in siyah şaha kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Ya A5 oynayacak ya da burada bir ara şah A2 oynayacak. İşte bu sebeple aslında bizim burada gelecekte bu şahı A2'de veya B1'de ilk etapta sıkıştırmamız gerektiğine e, inanıyorum. O yüzden çok güzel bir hamle var burada. O da file E5. Fil E5 belki ilk etapta anlamsız gelebilir ama Şah'ın bir ara A1'e gelebilmesi için aslında orada fedaya yarıyor. Sizler de göreceksiniz. Ve buradaki bütün filler aslında işe yarıyor. Sonra belki de bir kez daha bu fedayı yapacağız. O yüzden B8'de bir tane daha fil var ve onların ikisini de kullanmış olacağız. Zaten bu filler A3, B2 ve C1'i tuttuğu için ayrıca önemli ve Sorumuzun çözümünü de bu şekilde başlatmış oluyoruz. Şimdi burada a 5te Şah A2'de hemen hemen aynı matı çıkıyor. O yüzden Şah A2 ile başlatalım. Şah A2 ile kendisini e, özgürlüğe doğru aslında Şah e, çıkarmış olsun bir noktada. Çünkü Şah B3 oynayabildiği takdirde oyun beraberlikle sonuçlanıyor. O yüzden burada hemen biz Şah C2 ile kapatıyoruz. Şimdi Şah hiçbir yere gidemiyor. Mecburen piyon oynamak zorunda. Piyon A5'e gitti. Ve biz şimdi o istediğimiz planı. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer devamında A4, A3 oynarsa pat olacak. O yüzden biz bir şekilde bu fili A1'de bırakacak şekilde planımızı yapmamız gerekiyor. Fil A1 oynandı. A4 ve fil E5 tam zamanında. Çünkü A3'ten sonra işte burada artık bırakmaya karar veriyor buradaki fili. Mecburen bırakmak zorunda. Aksi beraber olacak zaten. Herhangi bir fil hamlesi yaptığınızda beraber oluyor. Şah C1'e gittiğinde de Şah B3'ten özgürlüğüne kavuşuyor. O yüzden mecburen siz burada Şah C3 oynuyorsunuz. Şah C3'ten sonra Şah A1'i aldı. Ve işte kritik hamlelerden bir tanesi. Bir kez daha eğer burada Şah C2 gelirseniz oyun beraber olacak. O yüzden Şah B3 çok önemli çünkü mata çıkartıyorsunuz siz kendinizi. Ve burada şahı kaçmak gerekiyor. Çünkü şah çekiliyor. B1'e gitti. Ve B1'den sonra şahın bir kez daha oynayamadığını görüyoruz. Bunu tekrardan ayarlamamız lazım. Yoksa A2'den sonra başımız belaya girecek. O yüzden fili A1'e şimdiden yerleştirmiş oluyor. Ve mecburen artık burada oynanacak hamle şahla yok. A2 oynamak zorundasınız. Ve A2'den sonra çok akıllıca bir hamle. Şah C3'e gidiyor. Şimdi Şah'ın artık gidebilecek tek karesi A1 ve onda da fili yemiş oluyor. Şah A1'e gittiğinde de işte o güzel mat Şah C2 gelmiş oluyor. İşte bu konumda 9 hamlede mat gerçekleşmiş oldu. Bunun aslında 18 hamlede mat olanı da var. Onu da ben sizlere göstermek isterim. Eğer beğen tuşuna basarsanız böyle Bilgisayarların çözemediği problemleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de isterseniz böyle problemleri aşağıda örnek olarak bırakabilirsiniz diyelim. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve yeni videolarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, Bye bye.